İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Meclis milletvekilleri genel kurulun toplantısında bir araya gelerek değişik konulara görüştüler. Muhalefet bu kez de iktidarı adeta taş yağmuruna tuttu. Kosova Demokratik Partisi Kurtu hükümetinden elektrik enerjisiyle tedarikte acil durum ilan etmesini istedi. Meclis oturumunda bugün konuşan Muhalefet Parti Milletvekili Ferhat Şala, hükümetin enerji krizini yönetmekte başarısız olduğunu söyledi. AK Başkanı Ramuş Aradinay, ülkemize gurbetçilerin gelmesi nedeniyle sokağa çıkma yasağının kaldırılması çağrısında bulundu. Haradinay, sokağa çıkma yasağının anlamsız olduğunu ve başka hiçbir ülkede uygulanmadığını söyledi. Eski Sağlık Bakanı Armen Zemay ise Kurt hükümetini COVID-19 pandemisini kötü yönetmekle eleştirdi. İlaçlarla tedarik harcamalarını da azaltmakla hükümeti suçlayan Zemay, ülke dışında tedaviler için bütçenin artırıldığına da dikkat çekti. Başbakan Albin Kurti 9 aylık hükümet başkanlığı görevine ilişkin kaleme aldığı yazısında hükümet olarak 14 Şubat'ta başlayan yolculuğun amacını unutmayacaklarını ve bunu adaletli ve eşit bir toplumun imarı olduğunu söyledi. Facebook sosyal medya hesabındaki bu paylaşımında Kurti hepimiz için zor bir yıl sona eriyor. Salgın her birimizin omuzlarına yük oldu ve bu yıl birçok sektörde başarılarla kapatırken onlarca yıldır siyaset tarafından unutulan vatandaşlarımız için hayatın hala zor olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu nedenle burada bulunma nedenimizi unutmuyoruz dedi. Başbakan Kurti zor bir küresel enerji krizinde olsak da elimizden gelen her şeyi yapacağız ve mümkün olan en az kayıp ve hasarla bundan nasıl çıkacağımızı bildiğimiz için her şeyi yapacağız diye belirtti. Temyiz Mahkemesi eski Adalet Bakanı Zurata Hoca ve diğerleri hakkında verilen kararı doğru buldu. Temiz Mahkemesi resmi görevi kötüye kullanmakla yargı hükmü giyen eski bakan Zurat Hoca ve diğerlerinin savunma avukatlarının iddianamenin ve delillerin reddine yönelik itirazlarını asılsız bularak reddetti. Basın açıklamasıyla Prişne Temel Mahkemesi kararının onandığı duyuruldu. Sanıklar DH, FM, DŞ, KC ve NO'nun her biri ayrı ayrı resmi görevi veya yetkiyi kötüye kullanmak suçundan suçlu bulundu. Kosova'ya çarşamba gününden itibaren elektrik kısıtlamaları geri döndü. KETS'e göre tüm tüketiciler için 2 saatlik elektrik kısıtlaması olacak. Ancak bu kısıtlamalar bazı yerlerde çok daha uzun sürüyor. Peki yaşadığınız semtte ne zaman kısıtlama olacağını nasıl bilebilirsiniz? Basına sunulan bir bildiriyle Kets bu plana kısıtlamalarla ilgili bilgiyi Kesko'nun uygulamasından bulabilirsiniz. Elektrik tüketicileri bu uygulamada açık olan hesaplarında durumu öğrenebilir. Basına sunulan bildiri de Kets aynı zamanda Kostan kabul ettiği plan üzerine kısıtlamalar planından basında bilgilendirecek. Kesko uygulamasında açık hesap olmayan müşterilerimizi bu kısıtlamalardan haberdar olmaları için Kets web sitesini takip etmeye ve bu uygulamada hesap açmaya davet ediyoruz deniliyor. Kets'e göre bu kadar uzun kesintilerin nedeni bu süreçte çıkışta görünen aşırı yüklemelerden kaynaklanıyor. Kosova'da Türkçe Radyo'nun 70. yıl dönümü vesilesiyle tören toplantısı düzenlenecek. Kosova Türk Gazeteciler Derneği ve Kosova Radyosu Türk Redaksiyonu'nun işbirliğinde yapılacak olan tören 25 Aralık 2021 Cumartesi akşamı saat 17'de Prişine Gerçek Kültür Sanat ve Spor Derneği salonunda düzenlenecek. Kutlamada Türkçe Radyo'nun gelişmesine emeği geçenler anılacak, radyonun 70 yıllık serüveni hakkında konuşmalar yapılacak. Noel Arifesi'nde Katolik Kilisesi Başpiskoposu Dod Cerci bunun sadece bir tatil değil, insanlığın kurtuluşu olayı olduğunu vurguladı. Katolik Lisesi Başpiskoposu Dodgerci mesajında bu bayramın tüm insanların kalplerini sevgiyle doldurmasını, zihinlerini aydınlatmasını ve Kosova'da yaşayan herkesin iyiliği için çalışması dileklerini ifade etti. Sayın seyircilerimiz tüm dünyayı olduğu gibi Kosova'ya da etkisi altına alan koronavirüs salgınına dur demek için aşı çalışmaları devam ediyor. Aşı işlemleri lise öğrencilerine de yapılmaya başladı. Kosova Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle liselerde de aşı vurma işlemleri başladı. Gerçekten aşı konusunda geçen hafta öğrencilerimiz 20'nin üzerinde öğrenci aşı oldu. Yine bu hafta çarşamba, perşembe aşı olacaklar. Öğrencilerin 9-10 sınıflarda ve 11 sınıflarda çünkü 12'ler almıştır. Bunlar da bu hafta inanıyorum ki öğrencilerde hiçbir sorun yaratmıyor ve öğrenciler hiç korkusuz saçlarını yapıyorlar. Peki öğrencilerin ilgisi nasıl bu konuda? Öğrencilerin ilgisi gerçekten iyi. Ben baştan zaten korkuyordum dedim belki almazlar ama biz müdür olarak göndermiş olduğumuz yazıyla beraber öğrencilerin ebeveynlere imza atmaları gerekiyor. Çünkü ebeveynden izin aldıktan sonra aşı olmaları gerekiyor. Biz de o izinleri aldık ve ilgi büyüktür. İnanıyorum ki bu hafta ve haftaya bütün öğrencilerimiz aşı olacaklar. Mamuşa'daki Atatürk Lisesi'nde çok sayıda öğrencinin ailelerinden aldıkları izin belgesiyle aşılandıkları belirtildi. Aşılama başladı. Bizim okulumuzda iki gün aşılama devam etti. Çarşamba ve Perşembe günü. Bu aşılama sürecinde 20'den, 20'den üzeri öğrenciler 10 ve 11. sınıftan aldılar. 12. sınıflar zaten önceden almışlardı. Hepsi sağlık ocağında bitirmişler. Hemen hemen hepsi %90'a aşı olmuşlar. Sadece 10 ve 11. sınıflar aşılanmaya devam ediyor. Bu hafta da perş çarşambayla perşembe devam edecek aşılama. Aşı olan öğrenciler de aşı olmayan arkadaşlarına çağrıda bulunarak aşılanmalarını istediler. Ee, okulunuzda aşı çalışmaları başladı. Evet başladı. Siz de aşı oldunuz. Peki arkadaşlarınıza neler söyleyeceksiniz? Ee, arkadaşlarımın da aşı olmasını isterim yani bundan yararlanmalarını isterim. Ee, Okulunuzda aşı çalışmaları başladı aşı oldunuz mu? Evet. Peki ikinci aşı olmayı düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum. Peki arkadaşlarınıza neler söylemek istersiniz? Ee, bütün arkadaşlarımı aşı olmalarını davet ediyorum. Aşı çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi. Öğren, öğren Ülkemize bugün açık ve güneşli bir gün yaşanıyor. Gün ortasında başkent de termometreler 6 dereceyi gösterdi. Koso Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın da hafif parçalı bulutlu da olsa sıcak bir gün yaşanacak. Güneyin yüksek hava sıcaklıkları 6 ila 9 derece dolayında seyredecek. Sayın seyircilerimiz bir haber bültenimizin daha sonuna geldik. Pazartesi günü yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Sağlıcakla kalın.